Bundan önce şu Filistin mevzunu kapatmadan şeyi sormak istiyorum. Sen Arap medyasını hepimizden iyi takip ediyorsun. Filistin meselesi için Erdoğan uzun süre Arap dünyasında Filistin'e sahip çıkan lider modunda böyle okundu, böyle görüldü. Arap dünyasından böyle bir destek aldı. Ama şimdi biz Türkiye'de yoğunlukla şeyi tartışıyoruz. Ankara'nın Filistinlilerden ziyade İsrail'e çok yoğun bir desteği var. Yani söylemsel bazda dualar Filistin'e gidiyor, işte ifadeler Filistin'e gidiyor ama yani mal, silah, mühimmat, bilmem ne, bunlar petrol, bunların hepsi İsrail'e gidiyor. Arap dünyasında bunun yansıması nedir? Erdoğan'ı nasıl Filistin başlığında değerlendiriyorlar? Şimdi bence bu Filistin yani Gazze Savaşı'ndan sonra Erdoğan'ın Arap dünyasında popülaritesini ölçersek en alt seviyede. Yani Körfez'le doğrudan sorun yaşadığı zamanlar bile daha çok popülerdi Arap dünyasında. Bunu nereden getiriyorum? Tabii ki öyle bir elimin altında bir şey yok yani işte bir araştırma merkezinin yaptığı ama genel olarak Katar medyası Arapça yayın yapan medya şöyle havası biraz Türkiye haberlerinde yani bazı Türkiye'deki havuz medya gazeteleri gibi yani işte tüm dünya reisin konuşmasını bekliyor, tüm dünya gözleri Ankara'nın ne diyeceğine falan öyle manşetler atarlar. Ve bu manşetler normal olarak Müslüman kardeşler çizgisine yakın ya da o İslamcı, siyasal İslamcı çizgiye yakın insanlarda. Mesela ben böyle bir şeylere baktığımda, komentlere baktığımda orada işte yaşasın Erdoğan, işte ümmetin lideri falan aynen Türkiye içindeki olduğu gibi. Şimdi mesela bugün ben bir bakış şey ettim. O haberi de gönderebilirim tabii ki. Yani screenshot yapıp da komentleri de gönderebilirim. Arabic Post adında bir haber platformu. Ki çok önde olan bir platform Arap dünyasında. Katar finanslı. Bu arada Arap medyasında birinci şeyde Katar geliyor tabii ki. Yani. Onu da aktaralım. Arabic Post şey yazmış. İşte galiba Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ankara Türkiye ve bazı ülkeler yalnızca seslerini çok yükselttiler İsrail'e karşı. O anlamda o minvalda bir açıklaması var. O açıklamayı manşet olarak koymuş. Ben yaklaşık böyle 25-30 comment okudum. Hepsi de şey yani yalanlayıcı işte inanmıyoruz işte çok şöyle sert tepkiler gösteren. Şimdi bunun sebebi ne? İlk önce bugünkü Körfez medyasında büyük çapta artık Erdoğan'a karşı bir propaganda yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela Körfez medyası herhangi bir haber çıktığında işte Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlik şeye özür dilerim. İsrail'e bir Türkiye'den mesela bir çimento nakliyeti ya da işte DC nakliyeti ya da sebze meyve nakliyeti mesela. Bu tüm medyada haber oluyor. Niye haber oluyor? Çünkü önceden Türkiye'nin Körfez'e karşı kullandığı silah buydu. Yani orada bence bazı ülkeler Arap ülkeleri kendi halklarına şey demeye çalışıyorlar. Yani bakın ne kadar aldatılmıştınız yani. Çok yayılıyor haberler. Yani mesela böyle bir haber vardı, bir video vardı. Onun da linkini atabilirim. Yani şey olsun diye, referanslı konuşmuş olsun olayım diye. Mesela bir 10 milyon seyretme seviyesine ulaştı. Türkiye'nin İsrail ordusuna giysi gönderme konu. Şimdi orada hem Türkiye'nin içerideki Bahsettiğim videoyu bir açsana. Yani 10 milyon izlenme alan video neyin videosu? Kimin videosu? bir reportaj hazırlanmış ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Mektep kanalı ki
öngelen kanallardan değil. Yani Sky News, Arabiye, Hadas konuşmuyoruz. Cezire konuşmuyoruz. Küçücük bir kanal. Bir report hazırlamış. Diyor ki işte Türkiye'den İsrail'e kış askerler için kış giysileri gelmiş. Türkiye yalanladı haberi ama böyle verilerle biz bu haberin doğru olduğunu ispatladık. Böyle bir video yani. Milyonlarca izlendi. Çok yani hatta bazen Skype'tan bile geliyor bana yani. Birisi gönderiyor. Bak böyle bir video çıkmış. Ne düşünüyorsun falan. Ben Türkiye konusunu yakından takip ettiğim için. Yani bu haberler çok yayınlıyor. Burada da hakkını vermemiz lazım yani. Gazeteci Metin Cihan çok popüler oldu Arap dünyasında. Yani her iki gün, üç günde bir birisi onun yaptığı haberleri, haber değil de daha çok işte Twitter üzerinden, X üzerinden paylaştığı bilgileri paylaşıyorlar. Şimdi bunlar bir böyle bir Erdoğan'a karşı bir tavır şey etti. Yani tabii ki öyle herkes artık öyle düşünüyor demeyiz. Yani daha Erdoğan'ı destekleyen var tabii ki İslamcı çizgide, siyasal İslamcı çizgide. Ama öncekiye bakarak, kıyaslanarak %50'den altı daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. Verilerle konuşmuyorum. Yani genel böyle sosyal medyada gördüklerime dayanarak. Daha önemli şey daha var. Mesela bunu da sana sorayım abi. Sen yakından takip ediyorsun bu dosyayı. Hamas'tan Türkiye ile ilgili bir söylem duydun mu? Yok. Yok. Niye duymadık? Çünkü Hamas da artık bunun bir menfaati, bir kazancı olmadığını düşünüyor. Yani önceki durumlarda işte mesela Türkiye ile konuştuk. Türkiye'den böyle bekliyoruz. Türkiye böyle umuyoruz yapmasın falan böyle şeyler çıkardı. Şimdi Hamas da konuşmuyor. Niye? Çünkü Türkiye dediğinde kendisi de linç altına kalmaktan korkuyor. Onun için hiç Türkiye'nin şeyini getirmiyor yani. Hiç Hamas'tan Türkiye'yle son konuşan Hamaslı işte Halit Mişan Türkiye'deki kardeşlerimizden daha fazlasını bekliyoruz dedi. Ki ilk şeydeydi yani galiba CNN Türkiye Habertürk'te bir mülakattaydı. Yani ilk günlerdeydi. Ondan sonra bir daha Hamas'tan Türkiye duymadık. Niye duymadık? Çünkü Hamas kendi kitlesinin artık Türkiye'ye sözünü etmesinden rahatsızlandığını düşünüyor. Şimdi burada birkaç şey var. Burada kim çok popüler oldu? Yani Türkiye'nin yerini, boşluğunu kim dolduruyor? Yani İran tabii ki dolduruyor ama en çok yani o da ilginç. Güney Afrika dolduruyor. Yani Arap dünyasında Güney Afrika'ya çok büyük bir sempati var. İşte adamlar şeye gittiler, Lahaya gittiler, işte İsrail'e bir büyük bir sorun, bir propaganda sorunu yaşattılar hiç olmazsa yani. Yargıdan bir şey çıkar çıkmaz o başka bir konu ama dünya çapında İsrail'e zor duruma bıraktılar ki Türkiye'nin bunu çok rahatlıkla böyle bir şeyin yapabileceğini düşünüyor insanlar. Katar'ın da böyle bir şey yapabileceğini düşünüyor ki Katar mesela medyada çok çok kuvvetli, çok güçlü ama bu adım Afrika'dan çıktı. Bir de Güney Afrika'nın öbür Afrika ülkeleriyle kıyaslanarak o kadar Türkiye'ci bir Afrika ülkesi de değil. Yani o da önemli bir şey. Yani işte Türkiye ile koordinasyonlu ya da Türkiye ile bir araya gelip bu işi konuşma yapmıyor. Yani Güney Afrika bu siyaseti aslında çok iyi üretiyor. Çünkü yalnızca Türkiye değil. Yani Katar'la da konuşmuyor. Mısır'la da konuşmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle de konuşmuyor. Ya yani bize karışmayın diyorlar adamlar yani. Ya Güney İran'la da konuşmuyor. Tabii Güney Afrika'nın bir apartheid rejimi geçmiş olduğu için bu tarz işlere biraz daha hassaslar, duyarlılar. Ama bunun hani Türkiye ile vesaire bir politik ilişkisi elbette yok. Güney Afrika'nın, hatta Güney Afrika'yı biriyle ilişkilendireceksek daha BRICS ülkeleri çerçevesine dahil ederiz. Doğru. Ankara ile bir hukuk, bir ilişki kurdurulmaz tabii. Bu anlamda diyorsun Erdoğan'ın Arap dünyasındaki prestiji biraz daha gerçek haline doğru döndü. Yıldızlar döküldü.
Yani evet, bu son işte mesela Türkiye'de inan her şey bu seçim sürecinde işte bu pankartların kapatılması, insanların tepki gösterinde gözaltına alınması, bunlar günlük haber oluyor artık Arap medyasında. Yani evet, onun için insanlar artık başka düşünmeye başladı. Yani işte bırakın Arapları, kendi insanları, yani Türkiye vatandaşları bile bu savaşa karşı çıktıklarında yani Erdoğan hükümeti tarafından bastırılıyorlar. Erdoğan bize söz satıyor. Yani o anlamda. Zaten en büyük, bence en büyük kırılma noktası şeydi. İsrail Ziraat Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın, özür dilerim, şeye ilan ettiğini işte, en Türkiye ilk sırada İsrail'e sebze meyve gönderen ülkelerde. Bu çok büyük bir şeydi, kırılma noktasıydı. Çünkü raporun çıkması sürecinde Gazze'de bir açlıktan söz ediliyordu. Bir, ikincisi Ramazan'a giriyorduk. Yani